İtikaf nedir? Koronavirüsü pandemi günlerinde nasıl itikaf yapabiliriz? Yapacağız. İtikaf bir yerde bekleme, durma ve kendini orada hapsetme demektir. Dini literatürde akıl bali bir Müslümanın 5 vakit namaz kılınan bir mescitte ibadet niyetiyle bir süre durmasıdır. İtikaf hem Kur'an'la hem de sünnetle sabittir. Kur'an'da itikaf ibadetinin daha önceki ümmetlerde de yapıldığına işaret vardır. Ama ben onlara tek tek ayetlere girmek istemiyorum. Mesela Bakara suresi 125. ayet, Bakara suresi 187. ayet. Buralarda Kur'an-ı Kerim'de itikaf geçmektedir. Sünnette itikaf ise Hazreti Peygamber'in Ramazan'ın son 10 gününde itikaf yaptığını bildiren hadis-i şerifler vardır. Hazreti Ayşe'den naklen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan'ın son 10 gününde itikaf yaparlardı. Bu durum vefat zamanına kadar bu şekilde devam etmiştir. Ebu Hanife'ye göre itikafın nafil olarak en azı bir gündür. Ebu Yusuf en az süreyi bir günün yarıdan çoğu olarak belirlerken İmam Muhammed itikaf için bir saati de yeterli bulur. İtikaf üçe ayrılır. Bir, vacip olan itikaf. Adak olan itikaf vaciptir. Bu en az bir gün olur ve gündüz de oruçlu geçirilir. Hazreti Ömer Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den cahiliye döneminde Mescid-i Haram'da bir gece itikafta bulunmayı adamıştım, ne yapayım diye sormuş. Resulullah aleyhisselam da adağını yerine getir buyurmuştur. İkinci olarak itikaf sünnet olan itikaf. Ramazan-ı Şerif'in son 10 gününde itikafa girmek sünnettir. Önemli olan konu, bizi ilgilendiren yer şurası. Bir yerleşim merkezinde, bir mahallede bulunan Müslümanlardan birisi bu sünneti yerine getirirse diğerler üzerinden bu görev düşer. Bu duruma göre her yerleşim birimi için itikaf sünneti kifaye hükmündedir. Mesela bizim mahalleden efendim itikaf sünneti kifayedir. Bir kişinin bunu yapması o beldedeki diğer Müslümanları sorumluluktan kurtarır. Üçüncü olarak müstehap itikaf ise Ramazan ayı dışında ibadet niyetiyle bir mescitte bir müddet yapılan itikaftır. Peki itikafa girme vakti ne zamandır? Vacip ve müstehap olan itikaflar için muayyen bir zaman yoktur. Vacip olan itikafı adağı yerine gelince yapar. Müstehap olan itikafı ise istediği zaman yapar. Sünnet olan itikafın ise Ramazan'ın 20'sinde başlayıp sonuna kadar devam ettiği için zamanı muayyendir, belirlenir. Ayrıca vacip olan itikaf bir günden az olamaz. Müstehap olan, yani bizim yapacağımız itikaflar, müstehap olan itikaflar her vakitte olabildiği gibi istediği kadar da yapabilir. Hatta mescide giren kimse çıkıncaya kadar itikafa niyet edersen orada kaldığı sürece itikafta sayılır. Müstehap itikaf senenin her ayında, her gününde yapılabilir. Ramazan'dan başka bir zamanda ibadet niyetiyle bir mescitte bir müddet yapılan itikafta müstehap, yani işlenmesinde sevabı çok, işlenmediği takdirde günah ve mesuliyeti olmayan amellere müstehap ameller diyoruz. Sünnet iki türlüdür. Sünnet-i hüda ve sünnet-i zevaid. Camide itikaf etmek, ezan okumak, kâmet getirmek, cemaatla bayram namazı, cuma namazı kılmak, kılık kıyafet, bunlar sünnet-i hüdadır. Bunlar İslam dininin şiarıdır, şairdendir. Ramazan-ı Şerif'te itikaf yapmak müekket sünnettir. Ancak itikaf sünneti kifaye olduğu için bir mahallede birkaç kişi itikafa girerse diğerlerinin bu sünneti yapması gerekmez.